Çalmayı çok istediğim için Selvi boylumu al yazmalım. Beraber çalabilir miyiz tabii şimdi? Tabii ki. Bundan sonra müziklerden, film müziklerinden bahsedelim. Çok teşekkürler. Hem neyi çalıp hem şarkı söylemeyi hem konuşabilmeyi aynı anda üçünü birden yapmayı çok isterdim gerçekten. Benim hayalim aylardır şu parçayı sizinle beraber çalmaktı. Çünkü dediğim gibi bu şarkı bütün bence büyük bir döneme imzasını atmış bir şarkıdır. Bunun hikayesini çok merak ediyorum. Belki yıllardır anlatmışsınızdır muhakkak. Bu film müziği teklifi size nasıl geldi? Filmi yaptıktan sonra mı bestelediniz, yoksa bu müzik vardı ona mı monte ettiniz? Nasıl oldu? Bunun hikayesini öğrenebilir miyiz?
Ya bir gün Arif Keskiner aradı, yapımcısı filmin. Arif abi, Çiçek Arif diğer lakabıyla. Dedi Cahit dedi bir film yaptık. Müziklerini seni yapmanı istiyoruz. Tamam, stüdyoya gittim. Yönetmeni Nuri Çinde yazsın, Atıf Yılmaz. Atıf abiyle oturduk ki daha önce de çalışmıştık. Hatta ben sinemada ilk film müziğimi Atıf abinin filmine yaparak başladım. Yani ilk film müziği Deliusu isimli film nedir? Oturduk şimdi o zaman teknoloji yani şimdiki gibi değil. Bir masa var. Masaya film takılıyor. Şurada ufacık bir ekran var ve sessiz. Oradan seyrettik filmi. Arkada da asistan şeyden senaryodan hikayeyi anlatıyor ki ya böyle filmi izledikçe yani bir muhteşem bir şey. Yani ben hep şunu söyleyeceğim. Yani Cengiz Aytmatov'un hikayesidir bu. Ali Özgen Türk senaryo haline getirmiştir. Hatta Rusya'da çok daha eskiden çekilmiş bu film fakat tutmamış. Yani, İlk örneği Rusya'da olmuş Rusya'da yani. evet. Ama şimdi kitaptaki hikayeyi sinemaya aktarırken orada ayrı bir ustalık gerekiyor. İşte bunu bir bizim kırsal kesimde geçen bir aşk hikayesine güzel yani özü Cengiz Aytmatov'un kitabından, romanından daha doğrusu Ali Özgen Türk bunu senaryolaştırmış. Tabii ben çok sevdim. Yani sinemayı zaten çok seviyorum. Bir de böyle bir güzel bir film gelince ben çok heyecanlandım. Neyse uzatmayayım çok. Yani o teknik detay şeyleri notlarımı aldım. İşte nerede ne oluyor işte bütün notlarımı kronometreyle sürelerini aldım falan. Eve gittim oturdum. İşte ben aslında gitaristim. Önce gitarı aldım elime. Şimdi o sahneleri hatırlıyorum. Ya bir şey çıkmadı. Böyle yavaş yavaş panik oldum işte. Ne yapayım, ne yapayım? Bağlamayı aldım elime. Bağlamaya da çıkmadı, uzun sap bağlama. Ona da olmadı. Ya dedim, evde bir cura vardı. Eski telleri eksik, toz içinde hiç. Aldım onu, temizledim, yeni tel taktım. Oturdum, yarım saat içinde bu müzik çıktı. Şimdi şunu, ben film müziğinde çok önem verdiğim bir şeydir bu. O filmin hikayesinin geçtiği mekan bana her şeyden önce tiyosunu verir. Yani kırsal kesimde bir geçen hikaye. Oradaki ses nedir? Yani oradaki oradaki insanlar ne çalıp söylerler? Tabii ki türkü. Yani birinci şeysi bu. Mesela eski Türk filmlerinde şey vardır. Hani zengin kız bir de fakir olan ya tam tersi. Zenginse ya Boğaz'da yalıda oturur, orada çekilen sahneler vardır ya Şişli'de, Nişantaşı'nda o fakir dediğimizde varoşlarda yaşayan, Gecekondu mahallesindeki yaşayandır. Şimdi Gecekondu mahallesindeki müziğin rengi şeydir, farklı olmalı. Farklı olur. Yani daha çok işte Alaturka, yani bizim sanat müziği formatında veya türkü formatında ama yalıdaki ya da o zengin evindeki müzikte genelde batı müziğidir. Mesela oralarda işte piyano ağırlıklı yani batı müziği enstrümanı. Gecekondu'da piyano pek uyuşmaz mesela. Piyano olmaz orada yani yaşatmaz o şeyi sahneyi. Yani böyle bir şeyim var işte Selvi Boylum'da işte dediğim gibi işte yönetmeni, senaristi, oyuncuları ki yani herkes önce Türkan Şoray, Kadir İnanır der ama bir de Ahmet Mekin'in orada muhteşem bir oyunu vardır. Evet. Yani bu üçü sevgi emektir lafının tam karşılığı bir oyunculuk. Şeydeki oradaki çocuğun da bir aslında kız çocuğun oğlu çok az insan biliyor. Kız çocuğu mu o çocuk Evet kız, aslında? evet. Bilal İnci'nin, Bunu daha o da önce sinema biriniz var oyuncusu. mıydı? Bilal İnci'nin kızıdır. Şimdi geldi 30 küsür yaşında. Ya 40 yaşında falan. Erkek çocuk bulamamışlar mı o zaman da peki? Ya bulmuşlar da Atıf abinin şeyi çok önemli. Yani sinemada daha doğrusu bir role kimi oynatacağınızı iyi tespit etmeniz lazım. Çünkü o çocuğun bir böyle çok mahzun ve mazlum bir şeysi olması lazım. Evet. Ve filmde Adana'da çekiliyor. Adana'da şeyde tam Taş ocakları hatırlayamadım mı? yerini ama işte oradaki çocuklarda hep şey yani güneşten yanmışlar, esmer yani bir türlü
o şeyi görememiş. Karakteri oturmamış, anladım. Sonunda Bilal İnci, ki Bilal abi de şeydir, Bilal İnci de sinema oyuncusudur. Onun kızı, aa demişler tamam, onu hemen erkek kıyafeti. Çok güzel. Çok güzel. Sinemada her gördüğünüze inanmayın.